Merhaba arkadaşlar. Bugün FDA güncellenmiş COVID aşıları için onay verdi. COVID aşıları biliyorsunuz ruhsatlı ve her sene artık varyanta göre virüsün yani SARS-CoV-2'nin varyantına göre aşıyı güncelliyorlar ve buna göre de FDA her sene güncellenmiş COVID aşıları için e, acil kullanım onayı yani emergency use authorization veriyor. Şimdi bu yeni çıkan güncellenmiş aşılarda hem Moderna Spikevax isimli aşı hem de Pfizer Comirnaty isimli aşı ve önceden Haziran aylarında Omicron varyantlarından olan JN1 isimli alt varyanta göre bu güncellenmiş aşılar yapılıyordu Haziran ayında fakat artık şimdi e, tabii e, evrim gerçek olduğu için ve tüm canlılar hem bizler hem virüsler de sürekli evrim geçirdikleri için e, bu virüs de Evrim geçirmeye devam ediyor. Dolayısıyla JN1 artık geçmişte kaldı ve şimdi omikronun başka bir alt varyantı olan KP2 isimli alt varyanta göre aşılar güncellendi. Ve bu virüsün yani SARS-CoV-2 virüsünün evrimini nextstrain.org gibi sitelerden, bakıp kendinizde görebilirsiniz. Zaten o siteye baktığınız zaman göreceksiniz ki Omicron alt varyantları içerisinde hem önce JN1 arkasından dallanarak da KP2 olarak günümüzde evrilmeye devam ediyor. Zaten nextstrain.org sitesinde SARS-CoV-2 virüsünün pandemi başından beri nasıl evrimleştiğini görebilirsiniz. Peki şimdi bu aşıları kimlerin olması lazım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben hekim değilim. Size herhangi bir aşı olun tavsiyesi verme yetkim yok. Bir tedavi verme yetkim de yok. Ben size sadece CDC'nin, FDA'nın veya Avrupa'dan Avrupa İlaç Ajansı'nın tavsiyelerini size iletebilirim. Şimdi mesela Amerika'da CDC herkese bu güncellenmiş aşıları aynı zamanda da güncellenmiş grip aşılarını olmalarını sonbaharda tavsiye ediyor. Güncellenmiş grip aşıları ve covid aşılarını aynı günde bile olabilirsiniz. Hatta aynı koldan bile olabilirsiniz. Bunun size herhangi bir zararı yok. Eğer ki yaşlara göre, yaş gruplarına göre veya hamile olup olmamaya göre sorularınız varsa bunları CDC'nin kendi sayfasından bakıp görebilirsiniz ha bakın şöyle bir durum mevcut. Ee, Avrupa'da tavsiyeler biraz farklı. Mesela Avrupa'dan e, anlıyorum ki güncellenmiş aşı herkese tavsiye edilmiyor Covid için. Sadece yüksek risk grubundakilere tavsiye ediliyor. Mesela e, hamileler veya da yaşlı oldukları için veya hastalıkları oldukları için risk grubunda olanlar. Bunu arkadaşlar hekiminizle görüşün. Hekiminiz ne tavsiye verirse ona göre güncellenmiş aşıları temin edebiliyorsanız çünkü Türkiye'ye maalesef geldiğini veya geleceğini sanmıyorum ama ona göre e, bu Moderna ve Pfizer aşılarıyla ilerleyebilirsiniz.